Herkese selamlar. Dolar TL hızlı ve sert yükselişinin ardından bugün biraz dengelenmiş görünüyor. Kamu bankalarının işin içine girdiği ve müdahil olduğu yönünde tabii ki haberler var. Sizler de okumuşsunuzdur. Çünkü biz kademeli olarak yükselmesini beklediğimizi seçimden sonra hep ifade etmiştik ki bu da gerçekleşmeye başlamıştı. Fakat özellikle son iki günde yaşanan yükseliş sert ve panik yaratabilecek bir yükseliş. Dolayısıyla müdahale edilmesi de bu noktada normal. Ama kademeli yükselişin de sürmesini beklememiz gerekir. Bu seviyeler hala yabancı yatırımcıyı çekebilecek seviyeler değil. Sebebine gelince daha önce anlatmıştık ama tekrar ifade edelim. Mehmet Şimşek'in gelişi sevgili arkadaşlar tamamen ekonomi politikasının değişmesi ve yabancı sermayeye sizi burada tekrar görmek istiyoruz mesajıdır. Ve Mehmet Şimşek'in bütün verdiği mesajlara baktığımızda Londra sermayesi, Amerikan sermayesi ve Batı'ya dönük pozitif açıklamalar ve onları içeriye çekme çabasını görüyoruz. Onların da buraya gelmesini sağlayacak tek koşul bu enflasyonist yapıda dolar TL'nin daha yüksek seviyeye, adil değerine ulaşması gibi bir strateji olabilir. Burada hep 25-26'lar konuşuluyordu. Evet, TÜİK'in verilerine göre enflasyon düşüyor vesaire ama orayı çok hani yabancı yatırımcının da yerli yatırımcının da şu an dikkate aldığını düşünmüyorum. 30'lu seviyelere doğru dolar TL hareket edecektir. Ama 30'lu seviyelerde mi dengelenir? Hayır. Oralarda yabancı yatırımcının geldiği ve faiz artışları vesaire gibi haberler gördükçe bu sefer aşağı yönlü hareket başlar. Sert düşüşler ilk başlarda olabilir ama 22, 23, 24 bandında da dengelenme de görebiliriz ki ihracatçı açısından da talep edilen seviyeler buralar. Onu da altını çizelim. Peki bu böyle olurken gram altın, gram gümüş ne olur? Hem dolar TL'nin yukarı yönlü hareketi hem de ons bacağında yaşanan yükseliş gram altın ve gram gümüşü de sert bir şekilde rekor seviyeleri doğru yukarı götürdü. Beni yakından takip eden arkadaşlar biliyorlar. Aylardır özellikle yılın ikinci yarısında Haziran itibariyle altın ve gümüşteki potansiyelin artacağını ifade etmiştim. Ve şu an geldiği nokta bile açıkçası ons bacağını düşünürsek önünde ciddi potansiyel barındıran bir nokta. Ne demek istiyorum? Ons altın ve ons gümüş hala çok ucuz. O yüzden yılın ikinci yarısından sonraki süreçte biraz daha önüne vade koyabilen arkadaşlar için altın ve gümüşteki potansiyel devam ediyor. Ha, dolar TL 30'lu seviyelere yaklaştıktan sonra bir düşüş hareketi bekliyorsak eğer gramda da oralarda realizasyonlar yapılıp beklemeye geçilebilir, tekrardan alınabilir gibi bir senaryo da önümüzde olur. Olması muhtemeldir. Dolayısıyla dolar TL'nin yükselişi, onsun etkisi gram altın ve gram gümüşü de bu noktaya kadar getirdi. Bundan sonraki süreci de yakından takip edeceğiz. Borsaya gelelim. Borsada güzel bir yükseliş gördük. Bakın seçim öncesinde 4300'lere kadar düşmüştük. 5600'lere geldik. 1300 puanlık güzel bir yükseliş. Buralarda tabii ki biraz patinaj yapması, sallanması normaldir. Çünkü tarih zirvesi TL bazlı 5703-5704 bandı ve oraya yaklaştı. Doğaldır buralarda bir takım dirençlerle karşılaşması, biraz düzeltmeler, kar realizasyonları gelmesi. Bu kadar aylarca zararda bekleyen bireysel yatırımcının ya buraya kadar geldik bari bunu kaybetmeyelim deyip bir noktada satmaya dönmesi. Bu psikolojide olan yatırımcıyı bilen büyük oyuncuların onları paniğe sevk edecek şekilde borsayı satışa döndürmesi. Bunların hepsi normal piyasa şartları içerisinde oluşabilecek hususlardır. Bunun altını çizelim. Ama hep ifade ettiğimiz husus devam ediyor. Dolar TL'deki bu yükseliş trendinin devamını bekliyorsak eğer ve enflasyonist yapı devam ediyorsa daha önce altını çizdiğim KKM'nin sürdürülebilir olmaktan çıkmasının da neticesinde borsa en önemli yatırım mecrası olarak karşımızda durmaya devam ediyor. Endeksin buralara geldiğine bakmayın siz. Hala Ocak ayında gördüğü TL bazlı zirvenin çok aşağısında performans gösteren hisse senetleri var. Ve bunlar çok güçlü hisse senetleri. Çok büyük potansiyel taşımaya devam ediyorlar. Bunun altını çizelim. O yüzden sadece endeks bazlı bakmamak, hisse bazlı değerlendirmeler yapmak da son derece önemli. Endeks giderken bazı hisseler önden gider. Bazı hisseler güçlüdür ama daha ağır gider. Sırası geldiğinde gider. Çünkü büyük oyuncular bazı hisseleri götürür. Siz güçlü hisselerdesinizdir. Ucuzdur o hisseler. 5,5-6 aydır beklemişsinizdir. Endeks gidiyorken o hisseler yine gitmez. Lanet olsun dersiniz. Bıkarsınız, satarsınız. O yukarı götürdükleri hisselere girersiniz. O hisseleri onlar satarlar size. Bu sefer sizin çıktığınız hisselere girerler. Onların sırası gelir, onlar yukarı gider. O yüzden bu tarz hatalar yapmayın. Güçlü hisselerdeyseniz pozisyonunuzu bence koruyun. Ama bu tarz seviyelere geldiğinde kafam rahat etsin diyorsanız, karlarınız da varsa bir miktar %15-20-25 herkesin kendi tercihine göre realizasyonlar da yapılabilir. Ama şu an potansiyel borsada bitmiş değil. Bence devam ediyor ve artarak da
devam edecektir. Arada dediğim gibi düzeltme hareketleri, sallanmalar olabilir. Şunu biliyorlar, özellikle borsaya yeni giren yatırımcı 5 aydır net bir yükseliş görmedi. Ve yükselişe de hala inanabilmiş değil. Yani her an bir yerden sert satışlar gelebilir korkusuyla panik halinde tedirgin bir şekilde yatırımcı piyasayı izliyor. Ve bunu büyükler biliyorlar, sizin psikolojinizi. Ve bu işin %70'i 80'i psikolojidir. Çok net ifade edelim. O yüzden bu stratejilerin olabileceğini de zihninizden çıkarmamanızı tavsiye ediyorum. Bir de bu tarz güçlü direnç noktalarına geldiğinde piyasalar bir katalizöre ihtiyaç duyar. İlk katalizör belirsizliğin bitmesiydi, seçim belirsizliği. İkincisi Mehmet Şimşek'in gelişiydi. Şimdi de başka bir haber akışıyla bir anda bir sabah uyanırsınız, borsa tavan tavan gidebilir. Bunun örneğini şurada görmüştük. 2021 rallisi başlamadan önce pazar gecesi uyuduk, pazartesi sabahı bir kalktık, Garanti BBVA dedi ki biz Türkiye'deki hisselerimizi alacağız gibi bir haberle piyasayı inanılmaz bir şekilde yukarı aldılar. Aynı haber olmayabilir ama benzer nitelikte piyasayı güçlü bir şekilde yukarı taşıyabilecek bir haber de gelebilir birkaç gün içerisinde. Bunu duyarsak ben şaşırmayacağım açıkçası. Ama burada şöyle de bir risk var. Şu an bu yükselişe inanmayan, tedirgin bir şekilde piyasayı izleyen bireysel yatırımcı muhtemelen bu dirençler kırıp piyasa daha sert yukarı gitmeye başladıktan sonra inanmaya başlayacak. Yükselişin cazibesine kapılacak. Bu sefer satışa yaklaşılan dönemlerde sanki hiç düşmeyecekmiş psikolojisine kapılacak ve tepe seviyelerden almaya devam edecek. Yani o seviyeleri izleyeceğiz. Dün yaptığım piyasada 7000-7200 bandını ilk etapta beklediğimi ifade etmiştim. Belirli seviyelerin üzerinde haftalık kapanışlar olursa. Onu dün belirttim. Ama tabii ki haber akışları birçok şeyi belirliyor ve değiştiriyor piyasalarda. O yüzden o seviyeler de piyasadaki haber akışlarına göre değişkenlik gösterebilir. Bunun da altını çizelim. Şahsi düşüncem şu. Tekrar özetleyelim. Dolar TL belli bir seviyeye, 30'lu seviyelere yaklaşır. Oralarda yabancı yatırımcı gelip pozisyonunu almış olur zaten TL'ye geçmek üzere. Sonra bir haber gelir, bir şey olur ve belki o dönemde Merkez Bankası faiz artışları gelmeye başlar. Bir anda dolar TL aşağı gelir. O sürece kadar da borsada kademeli olarak bazı hisseler belli bir dönem. Sonra onlardaki kar realizasyonlarından sonra diğer gitmeyen hisseler vesaire gibi bir stratejiyle borsa yukarı gitmeye devam eder. Ama dolar TL oralara yaklaştığında borsa muhtemelen tehlikeli hale gelmiş olur ve önden tepkisini zaten verir. O yüzden belli bir noktada oralarda realizasyonlar yapılabilir. Ama tabii ki şu anki tabloya göre konuşuyoruz bunu. Yarın öbür gün haber akışları değişebilir. Farklı gündemler oluşursa ona göre de yorumlarımızı günceller, sizlerle paylaşırız. Hepinize bol kazançlı, güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.